Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Özellikle sabah bir video yükledim. Sıcak gelişmeler yaşandığı için ikinci videoyu çekme gereksinimde bulunduk. Sabah orta sahaya biraz ağırlık verdik. Orta saha bölgesini değerlendirdik. Özellikle Lemina transferi gündemde. Trabzonspor takımımız teklifini sundu bekliyor. Lemina önemli bir oyuncu. Detayları sabahki videoda verdim. Şimdi aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Şimdiki konumuz arkadaşlar biraz Edgar, biraz Canini ve iş transferle beraber videomuzu tamamlayacağız. Yine stopere de değineceğimiz bir video olacak. Yine gündemimiz transfer ağırlıklı. Şimdi Berat ayrıldı biliyorsunuz. Berat'ın ayrılışıyla beraber orta sahada hani 2,5 milyon euroluk bir cash para girişiyle beraber orta sahaya bir takviyeyi bekliyoruz. Hatta Berat'ın parasıyla beraber sıcak para sonuçta taksitlere böldüğümüzü unutmayın en az iki tane oyuncuyu yap, transferini yapabilme adına bu hamlenin gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben hala Abdullah Avcı'nın nasıl onay verdiğini hani düşünüyorum. Muhtemelen kulübümüzün transferlerini hızlandırabilme adına böyle bir e, fedakarlık yapıldığını düşünüyorum. Ve Berat'tan bir şekilde para geliyor. Sonuçta Berat gitti. Onun yerine de 6 ve 8 numara oynayacak. Hani e, sakatlanma riski az. Tabii ki de bu bir kısmet nasip işidir. Bir orta sahaya dinamizm katacak bir oyuncu aranıyor ve bunu da hepimiz konuşuyoruz. Lemina'nın adı geçiyor işte, Seka'nın adı geçiyor. ile alakalı bir ilerleme yok. Glitch Türkiye'ye gelmeye hiçbir şekilde sıcak bakmıyor. Bunu bir tarafa koyalım. Berat 1 milyon euro kazanacak, 18 milyon TL kazanacak. Bizde 5 milyon TL kazanıyordu. Yani bu yaştaki bir oyuncunun bu kadar parayı düşünerek transfer yapması benim biraz garibime gitti. Berat'ın gitme nedeninin direkt paraysa kariyer hatası, büyük bir hata. Kardeşimizin hakkında hayırlısı olsun. Olan oldu, bitti. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Ama 1 milyon euro kazanacak. Kulübümüze 2,5 milyon euro bir para geleceğinin bir bilgisi var. Tabi bir açıklamayı bekliyoruz. Kulüp tarafından da herhalde bugün yarın bir açıklama gelir. Şimdi Canin'in iddiaları var. Sezon başında biz Canin'li ile prensipte anlaştık. Bir kere kulübümüzün Canin'i politikası şu şekildeydi. Canin'e bir teklif gelirse biz Canin'i satarız. Evet ama Cani'ni öncelikle biz bir teklifte bulunalım. Bir sene sonra serbest gitmesin diye Vakayme'de gördüğümüz gibi, Ekuban'da gördüğümüz gibi eğer bizim teklifimize sıcak bakmaz. O da bakarız ederiz gibi cevaplar verseydi Trabzonspor takımı devre arası pardon kamp dönemini görmeden Cani'ni ile yolları ayıracaktı. Ama Cani'ni ne yaptı? Ben kalırım dedi. Okey dedi. Verecekleri parayı da kabul etti. İyi bir parayı da sözleşmeyi kabul etti. Ama ıslak imzanın atılmadığının bir bilgisi var. Bilmiyoruz tabii kulüp içerisinde protokol yapıldı mı yapılmadı mı. Bunu biz bilemeyiz. Sözlü olarak anlaşıldı. Prensipte hiçbir problem yok bilgisini aldım. Bunu söyleyebiliriz ama Katar'dan bir teklif geliyor. 3,5 milyon euroluk bir teklif var Katar'dan ve Trabzonspor takımı bunu değerlendiriyor bilgisi geldi. Bence çok büyük bir hata yaparız. Bu benim düşüncem. Ve size bir soru soracağım. Lütfen bu soruya birazdan Edgar'la alakalı sizlere soru soracağım. Edgar'dan bir mesaj var ve bu mesaj üzerinden bir gündem yapacağız, bir değerlendirme yapacağız. Soruma lütfen cevap verin tek tek cevaplayacağım ve beni izleyenlerden ricam düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen cevap verin arkadaşlar bu soruma. Şimdi Canini'ye gelelim tekrardan geri dönüyorum. Hani Canini ile prensipte anlaşıldı hem kanatta hem forvetle oynayabilen bana göre ligimizin üstünde bir oyuncu. Ben Canini'yi beğeniyorum arkadaşlar beğenmeyen arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Bu benim görüşüm. Futbol çok göreceli bir e, olay diye düşünüyorum. Kim oyuncu? Kimi taraftarımız, sizler, hocalar, değiş herkesin kafasında değişik bir oyun formatı, oyuncu şekli şablonu var. Canini benim için önemli bir oyuncu Trabzonspor takım için ve biz 3,5 milyon euroya dikkate alır. 3,5 milyon euroya Canini verirsek gelecek oyuncu bize ne katabilecek, bize ne zaman adapte olabilecek, neler verecek çok büyük soru işareti. Benim şahsi düşüncem, şimdi Berat'ı sattık okey de Canini'yi ben göndermem. Canini'yi göndermek bana göre hata olur. Onun yerine evet 3,5 milyon euro fena para değil ama... Bana göre hata arkadaşlar. Caneni göndermek hata. Tabi Caneni'nin düşüncesini bilmiyoruz. Kulüpte olan prensip anlaşmasının detaylarını bilmiyoruz. Son dakika Caneni'nin kafasını mı çerdiler? Caneni'ni imzaladı mı? Kulübün içindeki detayları bilemiyoruz bakın. Bu detaylar ne zaman e, kamuoyuyla paylaşılır? O zaman biz daha detaylı bilgiler verebiliriz. Ama benim düşüncem Katar takımından gelecek 3.5 milyon euro, euroyu reddederim. Eğer biz şampiyonlar ligi, eğer biz lig, eğer biz kupa hedefimiz varsa artık kan kaybına tahammülümüz yok bizim transfer yapmaya ihtiyacımız var. Stoper ihtiyacımız var. Atıyorum orta sahaya santrofora kanatlara ihtiyacımız var. Çok ciddi anlamda geride kaldığımızı düşünüyorum. Bir de videonun sonunda bir, bir detay vereceğim sizlere. Vakayme, surlot Edgar üçlüsüyle alakalı. Bu üçlüyle <laughs> alakalı bir düşüncem sadece tamamen düşüncemi sizlere aktaracağım videonun sonunda. Şimdi arkadaşlar Edgar'la alakalı Trabzonspor takımımızın muhabirleri, yerel basın muhabirleri özellikle Hasan Tuncel'in iddiası oldu. Telefonla aradım dedi ve bir soru sormuş ona. Trabzonspor takımına gelme durumu ne diye. Oyuncudan gelen cümle şu arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu bana bağlı değil. Ben de devam etmek isterim diyor. Şimdi size bir şimdi burada bir soru soracağım ama Bruno Perez çok önemli bir sakatlık geçirdi. Bruno Perez'in sözleşmesi devam ediyor diye biz Bruno Perez'e sözleşmeyi feshedemiyoruz. Bruno Perez'in iyileşmesini bekliyoruz. Kritik bir sakatlık geçirdi. Edgar çaprazı koparttıktan sonra başkan Eylül ayını işaret etmişti. Eylül'e şurada 15-20 gün kaldı. Oyuncu Trabzonspor takımından haber bekliyormuşçasına bekliyor. Çalışıyor, azim ediyor. Bir ay sonra gelecek, iki ay sonra gelecek Edgar'a var mısınız arkadaşlar? Edgar'ı görmek ister misiniz arkadaşlar? 3 milyon euroya Diakabi'ye teklifte bulunduk. Daha önce 3-3,5 milyon euro stopere ayrılmış bir para var. Elinde bonservis olan bir Edgar. Bir ay sonra yetişecek olan bir Edgar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynatabileceğimiz bir oyuncu getirebileceğiz mi şu kısa dönem içerisinde bilmiyorum. Kimi görecek, getirecekler bilemiyoruz. Planlama ne? Edgar'ın sağlık durumu ne? Eğer sağlık durumunda Edgar'ın futbol hayatını etkileyecek bir e, sakatlık yoksa abi hiç maceraya gerek yok. Edgar'ı getiririm. Bakın Dorukhan oynuyor Densville kulübede, Ahmetcan kulübede, Hüseyin Türkmen kulübede. Biz bu şekilde, bu takım bu şekilde götürüyor. Sivas'tan kupayı aldın, ilk lig maçını kazandın. Tabii ki de uzun vadede bu stoper hattıyla kesinlikle olmaz. Ama... Hani Densil koysan oynar. Evet ama bir alternatif daha lazım. Ahmet Can var. O da oynar. Oynadı. Şampiyonluğu biz bu kadroyla getirdik. Edgar gelir mi? Bana göre gelmesi gerekiyor. Size göre yorumlara da lütfen yazın arkadaşlar. Benim için önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi Edgar'ı geçiyoruz. Hemen orta sahaya geliyorum. Orta sahaya bir tane oyuncu gelecek arkadaşlar. Şu an ön plana çıkan 3 tane isim var. Birisi Seka, birisi Lemina, bir tanesi de Grilic. Bu üç oyuncudan bir tanesi mi gelecek? Yoksa kulübümüz gizli alttan bir oyuncuyu getirip e, karşımıza koyarlar mı? Biz prensipte anlaştık. Kapı gelir mi? Göreceğiz arkadaşlar. Stoperle alakalı da şöyle bir gelişme var. Beşiktaş Aksel Tunzi e kiralama için bir teklifte bulundu. Aksel Tunzi ile alakalı biz çok ciddi anlamda girişimler yaptık. Ve 1,5 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunmuşlar Aksel Tunzi e. Bu da bir detay. Bunu vermek istedim. Bizim ee, Sveçenko'yu gene yerel basından bir telefon Hasan aramış gene galiba. Oyuncuya sormuş. Oyuncu Trabzonspor takımında oynamak istiyorum demiş. Bu da ayrı bir detay. Hani enteresan bir gündem var. Trabzonspor takımıyla birçok stoperin adı geçiyor. Stoperler e, takip alıyor. Stoperler takipten çıkıyor. Stoperler resimlerimizi beğeniyor. Fotoğraflarımızı beğeniyor. Sosyal medyadan gündemler yaratılıyor. Çok enteresan bir transfer dönemi yaşıyoruz. Belki de uzun zamandır Trabzonspor takımımızın e, yaşamadığı bir döngü içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Eşleri ikna edememiyor. Parada sıkıntılar yaşanıyor ve birçok sıkıntı var. Edgar kulübümüze mesajı gönderdi. Ben hazırım gelirim diyor arkadaşlar. Edgar kenarda bekliyor. Sorun buydu. Cevabınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinizin cevabını merakla bekliyorum. Abi düşünsenize şimdi. Bir tane abimizle telefonda konuştum bu videoyu çekmeden önce. Hani eski futbolculardan bir tanesi. İsim vermeme gerek yok. Dedim ki, dedi ki bana ya şimdi geride kaldı transferde. Evet, Trabzonspor takımının hamle anlamında hücuma etkisi, etkili oyuncular getiremedi gibi gözüküyor. Trezeguet dışında. Trezeguet'in de Trabzonspor takımının oyun formatına ne zaman adapte olacak? O da ayrı bir konu. Çünkü kapalı defansa karşı çoğu zaman biz bu def kapalı defansa karşı oynayacağız. Arkada geniş alan bırak bulamayacağız ve Trezeguet'in kendi içerisinde buna bir formül üretmesi lazım. Problem çözmesi lazım. Ben arkaya koşuyorum. Benim koşularımı kapatıyorlar. İkili sıkıştırmalar geliyor. Ben burada ne yapabilirim? Oyuncu, hoca buna bir formül üretmesi lazım. Oyun formatında şeklinde değişiklik etmesi lazım. Elinde olan bir vakayeme var sözleşmesi. Elinde sözleşmesi olan bir Edgar var. Bu iki oyuncunun gelmesiyle beraber sizce ibre ne olur? Hele ki Sörlot'la alakalı gelişme yaşanır mı yaşanmaz mı bilmiyorum ama konuştuk. Sörlot vakayeme Edgar dönüşüyor. Tamamen bakın biz kendi iki kişi arasında konuştuğumuz bir konuşma bu. Bu üçlünün gelmesiyle beraber inanın bana şampiyonun en büyük adayı gene biz oluruz. Cornelius var abi ne yapacağız diyebilirsiniz. Evet Canini satılabilir. Yerine Sörlot'un bir hamlesi yapılabilir. Belki de Canini bunun için gündeme gelebilir. Bakın çok fazla matematik var. Tabii ki de biz arkamızda yaslanıp izlememiz lazım. Bu saatten sonra bunlar bakın hiçbir şekilde bunlar ne iddia ne başka bir şey. Bu tamamen benim düşüncem. Telefon konuşmamı sizlerle burada paylaşıyorum. Çünkü biz sonuç, sonuçta Trabzonspor takımımızı konuşuyoruz. İlla Burada yönet, hani yönetimden, ondan, gazeteciden, bundan duyduklarımıza konuşmamıza gerek yok. Burada beraber sohbet, muhabbet tarzında bir video çekiyoruz. Bu da akşam sohbeti olsun. Biraz beyinleri de fırtına yapalım. Düşünsenize yarın bir kap geliyor. Edgar e, Vakayeme tekrar Trabzonspor takımında. Yemin ediyorum çok sevinirim ben. Yemin ediyorum arkadaşlar. Sizlerin de düşüncesini merak ediyorum bu konuda. Ve Vakayeme ye kızgınlığım vardı. Gerçekten Vakayeme ye kızgınlığım vardı. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum telefon geldi. Şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ee, abi oyuncu hiçbir takımla anlaşmadı bakın. Fener'den de, Husit'den de, O'den de, Bu'den de oyuncu hiçbir takımla anlaşmadı. Bizimle görüşürken de acaba dedim cebinde bir sözleşme mi vardı? Vakayme biri takımla anlaştı da onun için mi anlaşma dedim. Böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Ve Vakayme gerçekten hani biraz hakkını mı yedik o konuda bilmiyorum ama Vakayme de hiçbir takımla anlaşmadı. Hala boşta duruyor. Yani Vakayme'nin Trabzonspor takımından ayrılışı gerçekten hepimizi üzdü. Gelse ben sevineceğim diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Bu sohbet son bölümü sohbet olarak görün Gerçek dışıdır birazcık bu son bölüm. Çünkü tamamen düşüncelerimi aktardım bir bölümde. Hani ne bir gazete haberiydi ne bir duyumdu ne bir başka bir şeydi. O son bölümü tamamen Sörlot Vakkayme bölümü tamamıyla hayal ürünü diyorum. Kapatıyorum arkadaşlar ama güzel bir hayal oldu benim. O olacak benim için böyle bir şey gerçekleşse. Hayaldi gerçek oldu diyebilirim diyorum. Videomu sonlandırıyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayalım. 72.000'i de devirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Destekleriniz için sizlere sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizlere ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.